Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunib o'tirishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Hong Kong iqtisodida ig'ir chekinish ko'rildi. Amerika Avazı Toru'nun bugünkü haberde bildirilmişçe, Amerika Xitay Soğudu Uruşu ve Netçi Aydın Biyankı namayışının təsiri de Hong Kong iqtisadı da iğir çekiniş əhvali görülgən. Haberde görülmişçe, Bultırkı Oxşaş Məzgildikigi seleştirganda Hong Kong'un eksport miqtari 5.7% tövəlligən bulup, umumi sonması 338.6 milyard Hong Kong dollarıya yetkən. Import miqdarımı oxşaş məzgildikidən 8.7% tövəlləb 378 milyard Hong Kong dollarıqı yetkən. 7-ci aylıq soğudu qızıl rəqimi 32.2 milyard Hong Kong dollarıqı yetkən. Soğudu oğrullarının və ayrıdromlarının taqılışı tüpəylidən soğudu pəaliyyətləri iğir tosalığı uçurğan. Hong Kong'daki çoğun kiçik karxanı xocayilləri Hong Kong'un kəlgüsi vəziyyətidən ümit var əməsdikini bildirişdi. Hong Kong'daki namayış tüpeyliden Alibaba Grohimi 15 milyard dolar kıymetindeki Hong Kong bazırıqı kiliş planını keçiktirişke mecbur bulgan. Dünya Bankası'nın Xtay'a 50 milyon dolar yardım kılgallıqı aşkarılandı. Yeni Akitori'nin tünügünki haberde bildirilişe Dünya Bankası'nın Xtay'nın Şarkı Türkistan'da təsis kılgan ceza lagırdırıqı karıta 50 milyon dolar yardım pulu bergallıqı aşkarılandı. Mezkur haberini Amerika Xitay İşleri İcraiye Komiteti taratqolarga bildirgen bulup, Palata azası Marco Rubio bu aqta Dünya Bankası'na mektup yolladı. Mektupta Dünya Bankası'nın nime üçün bu yerden pulunu bergeldi ki, bunun sebebi hakkında iniq düşünce birleşi gerektiği bildirildi. Mutakassıslar bu aqta toxtulup, Xitay'a berilgen yerden pullarının Şarq Türkistan'daki ceza lagırlarına işiltiliş ihtimallıqının yukarı ihkallikini bildirişti. Trump, Xitay bazırığa ihtiyacımız yok, əksice bizge paydalıq dedi. Büyük devir tori tünügün elan kılığa mülahizlik örüstülüşçe, Amerika Prezidenti Donald Trump'nın yeni kararı Xitay dairlerini qatlıq sarasimiga saldı. Xitay dairleri 23. August bayanat elan kılıp, Amerika'nın 75 milyard dolar kımetindeki mallardan koşumcu tamojunu beci aladıqallıqını bildirgen. Aradan neçe saat ötmeyle Trump Twitter'da bununla inkas kaydırıp, Xitay'nın 550 milyard dolar kıymetindeki mallardan koşumcu tamojunu beci aladıqallıqını bildirgen. Şunlarla Xitay bazarından ayrılıp gelişten ensirmeydiqallıqını, eksici bunun Amerika'ya paydalıq ikkallıkını bildirdi. Trump yine Amerika şirketlerini Xitay'dan çıkıp gitişke buyruq kılgan. Gerçi Xitay dairleri bununla qattıq narazılıq bildirip, Trump'nın bunda karar çıkarış hukuku yok ikkallıkını bildirgen bolsa mı, mutaxassislar Amerika Prezidentinin hakikaten bundaq hukuku barlıqını bildirgen. Amerika Xitay Soğudu Uruşu'nun devamını şişiğe ağışıp, Alman, Microsoft, Dell Qatarlıq Amerika'nın dağınlıq şirketleri işlep çıkırış liniyesini Xitay'dan yötkeşke başlayan bulup, Trump'nın bu yeni kararları Amerika şirketlerinin Xitay'dan çekinişini texımı tizleştirdikən. Xitay casusluq bahanesi bilen bir Avustraliya puhrasını kol qaldı. BBC Haber Toru'nun bugünkü haberde bildirilmişçe, Avustralya grajdani Yan Hengjun casusluk cinayeti bilen Xitay dairler tarafından resmi kol qilindi. Yan Hengjun Xitay yazguçilardan biri bulup, burun Xitay Taşqi İşlar Ministerligida xizmet qilgan. O hazır Avustralya puhrası bulup, Xitaydaki ve çeteldeki ijtimai taratqularda Xitay ve xalqara vaziyet haqida köplep tahlil mulahizlerini ilan qilib kelgan. Yan Hengjun bu yıl 1. ayda devlet bir xatirlikigi ziyan yetküzüş degen bahane bilen ayrıdurumdan tutup getilgen bulup, 23. August onun casusluk cinayeti bilen resmi kolgu elinğallıqı bildirildi. Avustralya Taşqi İşlar Ministerligi bu aqta bayanat elan kılıp, bu aqadın qattıq ümitsizden gelgenini bildirdi. Analizciler bunun xuddi Kanada puhrasını kolgu eliş vaqasiga oxşaş, Xitayning öç eliş hareketi ikkenligini bildirişti. İstanbul'da ösmürler lonqısı talışış futbol müsabıqısı ötküzülmekte. Şarkı Türkistan Tenterbiye ve Terakiyat Cemiyeti tarafından ötküzülgen ösmürler lonqısını talışış futbol müsabıqısı 25. August İstanbul'da başlanğan bulup, 5. sentabr geçe devam kalıdı. Müsabıqa Sütük Borakhan vakbi mesullerden Ömer Karacım ve yeni nesil hareketi reisi Dr. Abdusalam Taklimakan'ın iştirak kılışı ve söz kılışı bilen başlandı. Bu katımlık müsabıqıya 10 komanda 100'den artık ösmür futbolcular katınışıdığan bulup,
komanda a'zolari 12 yoshdan 16 yosh orasidagi o'smirlardan tashkil topgan. Hozirgacha musobaqa o'ynagan komandalarning natijasi tovandikcha. Salim Pasha 5-ga qarshi 2 natija bilan Sajiya komandasini yangdi. Hurrachilar 11-ga qarshi 2 natija bilan Eli Mashribi komandasini yangdi. Aynak 3-ga qarshi 1 natija bilan Sutuq Boraxon komandasini yangdi. Komandalar 2 guruhga ayrilgan bo'lib, A guruh Salim Pasha, Sajiya, Bo'ra, Chavandoz, Alxon. B guruh Aynak, Sutuq Boraxon, Shafaq, Hurrachilar, Eli Mashribi qatorliklar. Sharq Turkiston Tantarbiya va Taraqqiyot jamiyati barlik qarindoshlarimizning bu musobaqaga qadam tashrif qilib, millatimizning kelgusi avlodlarini qo'llab-quvvatlashini umid qildiganligini bildirdi. Musobaqa Istanbul Safa ko'ydagi Nihat Yujaur Tantarbiya klubida o'tkazilmoqda. Amerika Turkiyaga munosabatlik F-35 masalasi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi Pentagon 5 burjaklik binoning maslahatchisi Ellen Lord ministerlikda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Turkiya bilan o'tirdi chiqqan F-35 krizisi haqida savollarga javob berdi. U Turkiyaning F-35 programmasidan chiqarib etilish masalasi ustida to'xtalib, Turkiya ittifoqdosh davlat, bizning strategik sherigimiz. Shunga har doim suhbatlashishga ehtiyojimiz bor dedi. O Turkiyaning F-35 programmasi doirasida yasagan 900 dan ortiq zapchasining butunlay Amerikada yasaldiganligini Turkiya shirkatlarining 2020 yili mart oyigacha programma uchun zapchas yasashni davomlashtirganligini bildirdi. U iqtidorchiligi Turkiyaga tabe bo'lgan aeroplanlarning hozirgacha Loki havo armiya bazasida ekanligini, aeroplanlarning keyingi oqibatiga munosabatlik har xil planlar ustida xizmat qilinayotganligini qayd qildi. O F-35 programmasidan chiqarib etilishining Turkiyaning Amerikadan boshqa mahsulotlarni sotib olishiga ta'sir yetkazib-yetkazmaydiganligi to'g'risida to'xtaldi va mundoq dedi. Turkiya bilan F-35 masalasi va boshqa faoliyatlarimizni ayrim tutamiz. Bu masala uchqini aytganda Turkiyaning Rossiyadan sotib olgan S-400 sistemasi bilan F-35 masalasi edi. O Turkiya programmadan chiqarib etilganda ekan, programmaga qayta qatnasha olamdi degan savolga S-400 bilan F-35 bir-biriga mos kelmaydi. Turkiya ittifoqdosh davlat bizning strategik sherigimiz. Shunga har doim suhbatlashishni davomlashtiramiz deb javob berdi. Imron Xon atom kuchiga ega ikki davlat o'rtasida urush chiqish xavfi borligini ta'kidladi. Pokiston bosh ministri Imron Xon Kashmir masalasida hukumatning mavqeini xalqqa bildirish uchun televiziyada so'z qildi. Pokistonning Kashmir masalasida qat'iylik bilan bir yo'nalish belgilaydigan vaqti kelganligini ta'kidlab, Pokiston Kashmir masalasida har türlü yo'llarni sinab ko'rdi va Pokiston xalqi Kashmir xalqini oxirgi tinig'icha qo'llab-quvvatlaydi dedi. Imron Xon hokimiyat peshiga kelgan kundan beri Hindiston bilan dialog o'rnatish uchun nurg'un tirishchanlik ko'rsatganligini, Hindiston hukumatining bo'lsa Pokistonga qarshi so'z undirish uchun fursat ma'rifli yurganligini ta'kidladi. Imron Xon Hindistonning 5 avgustda bergan signalining Hindiston faqatli hindilarga oid boshqalar 2 sinf puhralar deganlik bo'lganligini bildirib, radikal hindi milliyatchisi RSS nomli tashkilotga Hindiston bosh ministri Modining a'zo bo'lganligi sababidan mazkur tashkilotning ideologiyasini hokimiyatdagi Hindiston xalq partiyasining o'zlashtirib olganligini aytdi. Imron Xon RSS nomli tashkilotning hindilarning hammadan ulug' ekanligiga ishonganligi va musulmonlarga nafrat bilan qaraydiganligi, rahbarlarining bo'lsa irqvoz fashist fikrlarga ega ekanligini uqtirdi. Imron Xon Modining tarixi bir xatolik o'tkazganligini ta'kidlab, hindi milliyatchilari rahbarining bu xatoligi orqali Kashmirning ozodligiga yo'l ochganligini ta'kidladi. Pokiston hukumatining safarbarligining Kashmir ozod bo'lganiga qadar davomlashadiganligini tilga olgan Imron Xon medianing masalaning xalqaroishiga yordamchi bo'lganligini va tunji qitim g'arib mediasining Hindistonni tanqid qilganligini bildirdi. Imron Xon Kashmir masalasidagi talash tortishlarining urushga aylanib ketish xavfi haqidami xalqaro jamoatchilikni ogohlantirib, har ikki davlatning atom kuchiga ega ekanligini imo qildi. Imron Xon urush chiqqan ahvolda hech kishining g'alaba qila olmaydiganligini eskartib, bu faqat rayonni vayron qilish bilanla to'xtab qolmasdan, butun dunyoning buning ig'ir badalini to'lashga majbur bo'lganligini aytdi. Tangnuri ta'lim tarbiya markazida o'qish bitirish marosimi o'tkazildi. Istanbulda faoliyat olib berayotgan Tangnuri ta'lim tarbiya markazida 2019 yili 25 avgust o'qish bitirish marosimi o'tkazildi. Layoqatli bo'lgan o'quvchilar shahodatga erishib, doktor Burhan Seti hadiya qilgan kitoblar bilan mukofotlandi. O'qish bitirish marosimiga doktor Burhan Seti Ulug'yo'l,
Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti'nin reisi, Tanrı Təlim Tərbiyə Mərkəzinin qurğuçısı Münevver Öz Uyğur xanımı qatnaşdı. Tanrı Təlim Tərbiyə Mərkəzi 2019-cı ilə 6-cı ayının 17-ci günü yazlıq oqutuş proqramasını 5 nəfər oqutuqçular qrupisi bilən icra qılışqa başlayan bulub, 2019-cı ilə 8-cı ayının 25-ci günü muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdırdı. Mərkəz 2017-ci il 9-cu ayının 1-ci günü muhacirətdəki təlim-tərbiyə işlərini sistemli qalığa keltiriş və ballarının ilmi xarakteri yitildiğən ana dil əsasındakı başlanğıc məktəb qurub çıxış qayəsi bilən qurulğan bulub, fərzəndlərimizi ana dil əsaslı tərbiyələşini üzlüksüz davamlaşdırıb gəlməkdə. Mərkəzdən ümumi oququcular sayı 120 nəfər. Mərkəzdən 2-ci mövsümlük oqutuşumu pat yaxında başlandı. Washington'da Kompartiyaga qarşı müstəqil partiyalar qurultayı çağırıldı. Amerika Uyğur Birləşməsi və Şanghay Milli Partiyası birlikdə təşkilləngən Kompartiyaga qarşı müstəqil partiyalar qurultayı 23 avqust günü Amerika Dövlət Məclisinə qarşılıq Derksin binasında ötküzüldü. Bu qatımqı qurultayğa Uyğurlar, Tibetlər, Cənubi Moğoliya qatarlıq Xitay bolmağan xalqlar rayonlarının vəkillərindən başqa yana Hong Kong, Şanghay, Canton, Guangdong, Lu dövləti Uluğ Şu Dövləti qatarlıq müstəqillik istəgici 10 neçə partiyanın vəkilləri qatnaşdı. Yığın zalığa hər qaysı müstəqilçi partiyalarının partiya bayraqları esilgan bulup, tamnın otdırsıqı esilgan ayyultuzluq kök bayraq alahidi közgeçeli qatdı. Bu qatımqı yığını uyuşturguçlarının biri Amerika Uyğur Birləşməsinin rəisi İlşat Həsən aldı bilən söz elib, yığın namadan türlü qiyinçiliklarga qarmay qurultayğı kelgen vəkillərgə öz təşəkkürünü eytidigallıqını və onlarını qızğın qarşı aldıgallıqını bildirdi. Şunodan keyin yig'in kun tartibi bo'yicha oldi bilan Uyg'urlarga so'z berildi. Ilshat Hasan so'z elib, oldi bilan Sharq Turkiston marshiga hurmat bildirdiganligini aytganda, zaldagi hammaylan o'rinlardan turib, marsh musiqasi ichida Ilshatga jo'r bo'ldi. Ilshat Hasan o'z so'zidan nuqtalik qilib, Xitoyning parchalanishi shu qatorda Sharq Turkiston Kantoniya davlati, Mong'ol davlati, Lu davlati, Yuan davlati qatorliq mustaqil davlatlarning borligiga kelishi reallikka texami uyg'un keldiganligini Ötken mezgillerde Uyghurlar, Tibetler, Mongollar qatarlı Xitay bolmağan milletler Xitaydan ayrılıp çıkıp müstakil buluşunu istigen bolsa, emdilikte Xitay halkının özüdün mü müstakillikini arzu kılgıcı gruplarının zoru yuvatkallıqını, bunun tarihtiki mukarrer yüzülünüş ikerliğini tekitlep ötdi. Bu katımkı yığını təşkilligüçlerinden biri Şanghay Milli Partisi'nin vekili Hı Ençuan öz sözde bu katımkı yığının mezmuni öz ara düşünüşünü algı sürüş, köz qaraşlarını almaştırış, həm də müstəqilliğini istəgücülər arasındakı dostluğunu küçəyitiş işgərləkini sözləb ötdi. Şu qatarda söz alğan Uyğur cəmaiyyətinin vəkillərdən Cürət Ubul özünün şəxsi keçirmişlərgə birləşdirgən halda, özüdək Yaponiyadın tibbi pəllər boyucu doktorluq ünvanı alğan bir Uyğur ziyalisinin mu, tənsizlik və zulüm tüpəyildən yəkləş və bastırışdan xali bulanmaqallıqını. Növətdə dünya allaqaçan unutup getkən lagırlar məsələsinin Şərq Türkistanda yeni başdan otturğa çıxıb atqanlığını sözləb ötdi. Bulubmu o, Şərq Türkistandakı Xitay siyasi köçmənlərinin mutlaq köp qısımı mahiyyətli vasitəlik yaki bivasitə halda Xitay Kompartiyasının Uyğurlarını bastırışıqa həmdən bulub atqan qəbih insanlardır. Şunu biz onlarını begunah deyəlməyimiz. Reallıq bizgə Uyğurlarının müstəqilliqi əməlgə aşmağıca, Uyğurlar Nobel mükafatı alsımı onlarının heç qandaq insani qadir qimməti bolmaydıqanlığını öyrətdi deyəndə, yığın əhli çunqur uyğu çökdi. Yığın vəkilləri öz partiyaları namidən söz qılıb, Xitay rejiminin Uyğurlar və Tibetlərgə ziyankeşlik qilishdən başqa, Şanghay, Tayvan, Hong Kong qatarlıq caylarda siyasi, iqtisad və kündülük hayat faaliyyətləri sahəsində qandaq qəbihliklərini sadir qılıb atqanlığı, onlarının demokratiya və insani muhabbətkə qandaq xırıslarını elib kilib atqanlığı, şunu bundaq bir rezil hakimiyyətini cəzmən ağdırı etiş lazımlıqı haqqıda pikir qıldı. Avustraliya dövlətidəki Xitay təsirini yoxutışqı qədəm bastı. Avustraliyanın ən köp ahali yaşaydıqan ölküsü növətdə Xitay rejimi tərəfidən məbləq silinğən məktəblərdəki maarif planını sırtdın girgən səlbi təsir digən asasda əməldən qaldırışqı qədəm qoydu. Xitay rejiminin Xitay tili orqanidən bivasitə başqurulduğan Kongzi İnstitut proqraması Avustraliyanın yeni cənub Valis ölküsüdəki 13 məktəbdə Xitay tili öyrətib kilivatqan bolub, Yeni Cənub Valis dairlərinin bildirişçə, Xitayının bu proqramasını əməldən qaldırış bolsa, çətəl dövlətlərinin Avustraliya maarif sistemisiqə sınıb girib, öz dövlətinin təsirini küçəyitiş üçün qollanışının aldını elişikən. Yeni Cənub Valis ölkəsinin təlim-tərbiyə ministrinin bildirişçə, Kongzi İnstitutunun Xitay tili öyrətiş proqramasını əməldən qaldırıb, onun ornığa Avustraliya hökuməti Xitay tilini özü təsis qılıdıkən.
Yakınki yıllarda Avustralya özünün en çok ticaret şirketi bulan Xitay bilen münasebetini küçültkenlik sebebinden bazı mekteplerinin okutuş programmasına Xitay dilini kirgizgen idi. Lekin hazır Avustralya hükümeti Xitay'nın Avustralya'daki bazı bir hareketlerden ensirmekte. 2017 yıldaki Avustralya'nın baş ministeri Malcolm Turnbull Xitay Avustralya'nın içki işlerine aralışıvatıdı deb ayıplıgan idi. Xitay rejimi Avustralya'nın bu ahirki kararını siyasi besim deb qarab, Avustralya hazır Xitay'a karşı soğuk uruş pozisyonu da buluvatıdı degen. Korlidaki közgü görüngen akı ökü ticaretçiler tutkun kılınıp mal besati tonlatılgan. Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da elip berbatkan her kıtımlık bastırış hareketlerde Uyghur puldarları ve ilgilik tikilgücülerinin bastırış obyekti bulup kelibatkanlığı hemmeylenge malum. Bulupma Xitay rejimi lagırlarını kurup Uyghur ve başka Müslüman halıklarını kan kölemde tutkun kılıbatkan yıkınıkı 2 yıl mabaynıda sebepsizli tutkun kılınıp lagırgı elip getilgen hatta mehbi türüde kesilgen puldar Uyghurlar mı az emez. Manamışı tutkun kılınan Uyghur ticaretçiler sanığa yıkın diyene 2 Uyghur bayının ismi koşuldu. Ular Şinjan Rozi Hacı Soğdi Çekti Şirketi, Korlu Çilambağ Öy Mülükçülük Şirketi'nin akı ökü liderleri 43 yaşlık Rozi Hacı Hemdul bilen 37 yaşlık Mehmet Hemdullardır. Ular Korlu şehrinin Lengar Yesit doğulgan bulup, yıkınkı 10 yılda tiz süratli ronak tapkan ve közgü görüngen Uyghur karıhanıcılardın hesaplandıken. Ularının bir enisi Ömercan Hemdul növeti Türkiye'de okuşun devam kılıbatkan bulup, o 2016 yılı tatilde yurduğu tukkan yokla bargandıyken Türkiye'ye kayıtıp gelgen. Şunun denken, yani 2017 yılı öktabirdenken, onun akilleri ve ailesi bilen bolgan alakası üzülüp kalgan. Ama o ailesiklerini devamlı sürüş tıkılışını toxtatmagan. O yakında akisinin şirketinde hizmet kılgan bir Xitay'dan akisi Roza Hacı'nın 25 yıl kesilgenliği hakkında uçuralgan. Bunun bilen o iki akisi ve ailesiklerinin ziyankeşlikke uçuraş ahvalini dünyaya anıltış kararı gelgen. Xitay'nın malum şehirden Ömercan'a akillerinin uçurunu yetkizgici Xitay onunla hazır Uyghur baylarının hemmesi türmede. Kuyup yerli vatkallar sapla ayallar. Ama erler asasen kesili vatıdı. Lagırdın çıkalığını yok. Hükümet onlarının mal mülüklerini pütüllay tonlu tüvetti edigen. Xitay'nın tordaki uçur arıqıplarının Roza Hacı ve Mehmet Hemdullar kurgan öy mülük şirketlerinin torbetlerini, şirketlerin tizimine aldırgan vakitlerini ve münasifetlik ispatlarını hazır mı tapkılı bulundu. Bulup mu onlarının köp kavetli kılıp Korlu'nun Könçü Derya boyuğu zamani bir şekilde saldırgan Çilambağ Sarıyı Korlu şehirdeki meşhur kuruluşlardan hesaplandıken. Çilambağ Sarıyı 2016 yılının ahırları emdeli pütüp pazarığı selinişiğe Roza Hacı Ürümçide sebepsiz tutkun kılınıp keyin Korlu'yu yötkep kilingen ve lagırga kamalgan. Onundan 2-3 ay keyinla inisi ve şeriki Mehmet Hemdulmu tutkun kılıngan. Ularının Türkiye'deki enisi Ömercan çoğun akısı Roza Hacı'nın 25 yıl kesilgenlikten haberdar bulan bolsa mı, ama küçük akısının tutulgan dinkinki ehvalıdan habersiz iken. Ömercan yine ikili akısının tötün perzenti barlığını, ulardan ve yaşınıp kalan apısıdan hiç kanda haber alalmağalıqını bildirdi. Ömercan'ın bildirişiki karganda Roza Hacı'nın Ürümçü'de, Korlu'da, Aksu'da ve Xotendimu tarmak şirketleri bar bulup, akı eni ikilisi asasen öy mülükçülükü bilen şuğullanan iken. Onlar tutkun kılınganda Xotendi zor meblağ bilen intayın çok kölemlik bazar kuruluşu ve Bügürde yeni bir ailelikler rayonu kuruluşu elip berli batkan iken. Bu akı eni bayvetçilerinin yine Ürümçi Korlu Qatarlıq çaylarda ondun artıq daçı ve öyzemilleri bar iken. Ondan başka onlarının Korgan, Cevher, Bodun, Qal'a Qatarlıq restoranları mı taza ravaj tapkan bulup, növeti onlarının bu köçmez mülüklerden başka kuludaki 3-400 milyon yuan banki hesabatı pütüllay tonutluğun iken. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirmeğe köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.